Sevgili arkadaşlarım tekrardan merhabalar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güvenilik geçerlik nasıl yorumlanmalıdır? Güvenilik geçerliğin mantığı nedir? Orada kalmıştık. Aslında ben size o günkü dersimde güvenilik geçerliğin temel bir karşılaştırmasını yapmıştım. Bugün ise arkadaşlar güvenilik geçerlikle ilgili bir karşılaştırma ve yorum mantığı yürüteceğim. O mantıkla arkadaşlar bir Olaya bakacağız birlikte. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını az bekleyelim yazanlar var. Arkadaşlar normalde niyetim onu beklemekti ama o uzayabilir ya da uzamayabilir. O yüzden sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Onunla ilgili bir bekleme bana şu an doğru gelmedi. Ben konumu anlatayım. Zaten hani bir şekilde öğreneceğiz. İyi ya da kötü şeklinde. Ben arkadaşlar derse başlayayım. Gerisi artık hakkımızda hayırlısı diyelim. Sesim geliyor mu size? Öncelikle onu sorayım. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sevgili arkadaşlarım, sesim geliyor mu size? Sanırım tamam. Ben yayına başlıyorum. Yorumları kapatıyorum. Sevgili arkadaşlarım, geçen gün kaldığımız yerde bizler hatırlarsanız bir ölçme aracında bulunması gereken özelliklere bakıyorduk ve dedik ki, bir öğretmen eğer sınav hazırladıysa öğretmen sınavında 3 duruma dikkat etmek zorundaydı. 1. Hazırladığı sınav amaca hizmet ediyor mu? Yani geçerli yüksek mi? 2. Hazırladığı sınav tesadüfi hatalardan arınık mı? Yani sonuçları doğruyu verebiliyor mu? Yani güvenilir mi? 3. Hazırladığı sınavın maliyeti uygun mu? Bir öğretmen bu 3 soruya cevap vermek zorundaydı. Biz de bu 3 soruyu incelerken demiştik ki geçerli zihninde amaçla kodla güvenirli zihninde sonuçla kodla kullanışlı zihninde maliyetle kodla demiştik. Tek tek incelemiştik. Ben hızlı bir tekrar yapayım. Sonra bunların arasındaki ilişkiye bakıp tek tek ayrıntıyı anlatmaya başlayacağım. Bak o gün de söyledim. Lütfen aklından çıkarma. Geçerlik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesi diye tanımlanır. Bir sınav amaca hizmet ediyor mu etmiyor mu onunla ilgilenir. Sen geçen gün ve bugün öğreneceksin ki geçerlik aslında şununla ilgilenir. 1- Senin hazırladığın sınav bilenle bilmeni ayırt edebiliyor mu? 2. Senin hazırladığın sınav ölçtüğü özelliğe başka özellikleri karıştırmadan ölçüm yapabiliyor mu? 3. Senin hazırladığın sınav sabit ve sistematik hatalardan arınık mı? Eğer okuduğun bir hikayede, o gün de söylemiştim aklından çıkarma. Hikaye bunlardan birini anlatıyorsa o bil ki o soru geçerlik sorusudur. Çünkü geçerlik soruları hep bunun üzerine kurgulanır. Sana bilenle bilmeyen ayrımının yapılıp yapılmadığı bir durumdan bahsedebilir. Bir sınavın ölçütmesi gerektiği özelliğe başka özellikleri karıştırıp karıştırmadığından bahsedebilir. Sabit ve sistematik hatadan bahsedebilir. Bu üç durumdan birini gördüğünde bil ki o soru geçerlik sorudur. Ama şunu aklından çıkarma. Geçerlik eksi bir ile artı 1 arasında değer alır. Geçerlikle alakalı her şey minimum kaç çıkmalıdır? 0.30. Güvenilik ise geçerlikten farklıydı. Geçerlik amaçla ilgilenirken güvenilik sonuçlarla ilgilenirdi. Sonuçlar tesadüfi hatalardan arınık mı değil mi buna bakardı. O yüzden bizim de mantığımız şöyle çalışırdı. Okuduğumuz bir hikayede sonuçlar doğru mu? Sonuçlar gerçeğe yakın mı? Sonuçlar tutarlı mı? Bununla ilgili bir durum bize anlatılıyorsa bilecektik ki o soru güvenilik sorusudur ve aklımızdan çıkarmayacaktık. Güvenilik geçerlikten farklıdır. Sıfırla bir arasında değer alırdı. Minimum kaç çıkması gerekirdi? Sıfır yetmiş. Kullanışlık ise maliyetle ilgilenirdi. Sınav zaman yönünden, emek yönünden, para yönünden ek külfetleri getiriyor mu? Getirmiyor mu? Hatta o gün ısrarla vurgulamıştım. Kullanışlık soruları çoğunlukla nereden gelirdi? Zaman vurgusu üzerinden. Hazırlanması uzun zaman alıyor mu? Uygulanması uzun zaman alıyor mu? Puanlanması uzun zaman alıyor mu? Şimdi bunu kısaca tekrar ettim. Şimdi. Bunların ayrıntısına inmeden bizim bir de şunu öğrenerek geçiş yapmamız lazım. Tamam güvenilik pardon geçerlik amaçla ilgileniyor. Güvenilik sonuçla ilgileniyor. Kullanışlık maliyetle ilgileniyor. Peki bunlar arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bunları bir yorumlayalım. Bak şimdi bu üçünün arasındaki özellikle güvenilikle geçerlik arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Lütfen notuna bol yıldızla yaz ve aklından çıkarma. Çünkü soru çözümünde göreceksin çok işimize yarayacak. Bak bu ilişkilerden birincisi. Sevgili arkadaşım, okuduğun bir örnekte sana verilen bir hikayede herhangi bir ölçme aracının sana geçerli yüksek denilmişse sen bileceksin ki geçerli yüksek demek aslında o sınavın az önce ve geçen hafta öğrendik ki neye hizmet etmesi gerekir amaca bir sınavın geçerli yüksekse yani sınav amaca hizmet ediyorsa artık alışkanlık haline getirip yanına yazacaksın. Geçerli yüksek olan sınavın kesinlikle ama kesinlikle unutmayacaksın. Güvenirliği de yüksek çıkar. Çünkü amaca hizmet eden bir sınav zaten her zaman doğru sonuçta verecektir. O yüzden biz aklımızdan şunu çıkarmayacağız hikayeyi okuduğumuzda bize sorunun içerisinde herhangi bir yerde geçerlik yüksek mi dedi, geçerlik kanıtlanmış mı dedi. Bak bunları notuna yaz. Bazen geçerlik yüksek der, bazen geçerliği kanıtlanmış der. Bununla ilgili yüksek ya da kanıtlanmış dediği an yanına yazacağım. Kesinlikle o sınavın güvenirliği de yüksek çıkar. Çünkü amaca hizmet eden bir sınav zaten doğru sonuç vermek zorundadır. Ama tersini söyleyemezsin. Bu ne demek biliyor musun? Diyelim ki sınavdasın. Soruyu dikkatlice okudun. Adam sana sorunun içerisinde güvenirliğin yüksek olduğunu belirten bir durumu verdi. Sen böyle bir durumda diyeceksin ki bir sınavın güvenirliğinin yüksek olması hiçbir şekilde o sınavın amaca hizmet ettiğini garantilemez. Yani güvenirliği yüksek olan bir sınavın geçerliği hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Niye? Çünkü öyle sınavlar vardır ki evet doğru sonuç veriyordur ama amaca hizmet etmeyebilir. Mesela somut bir örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Düşünsene. Bir soru okudun. Okuduğun soruda şöyle bir hikaye geçiyor. Dedi ki: Bir fizik öğretmeni hazırlamış olduğu fizik testini incelemesi için uzmanlara göndermiştir. Uzmanlar bu fizik sınavını incelediğinde öğretmene şöyle bir dönüt vermiştir. Yapmış olduğunuz sınav fizik bilgisi yerine daha çok matematiksel işlem yeteneğini ölçmektedir. Fakat sınavı bir gruba tekrar tekrar uyguladığımızda hep aynı sonucu verdiğini gördük dedi. Bak sen böyle bir soruyu okudun da aklına ne getireceksin biliyor musun? Bir fizik sınavı. Fizik bilgisi yerine baktığında matematik bilgisini ölçüyorsa amaca hizmet eder mi? Hayır. Böyle bir sınavın geçerli nedir diyeceksin? Düşüktür. Ama bu sınav hep aynı sonucu verebiliyorsa tutarlı sonuçlar verdiği için güvenirliği nedir diyeceksin? Yüksektir. O yüzden aklından çıkarma bir sınavın doğru sonuç vermesi amaca hizmet ettiğini garanti etmez. O yüzden bu ilişkiyi yanına bolca yıldız koyarak yaz. Sorularda bunu bilmek zorundayız. Çünkü benim aklıma sınavda şu gelmek zorunda. Soruyu okuduğumda bana bir sınavın geçerli yüksek ya da geçerli kanıtlanmış dediği an yanına yazacağım. Bu sınavın kesinlikle güvenilir yüksektir. Ama bir sınavın güvenilir yüksek dediğinde direkt yanına yazacağım. Geçerliğini bilemem. Düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Mantık olarak bunu bilmediğin sürece hata yaparsın. Birinci olarak bunu çok iyi bilmek zorundasın. Bir budur. İkincisi, ikincisi yine bilmen gereken önemli bir durumdur. Arkadaşım herhangi bir şey sınavın güvenirliğini olumsuz etkilemeye başlarsa ki geçen hafta öğrenmiştin yine ısrarla belirteceğim. Güvenirliği sadece ama sadece kim olumsuz etkileyebilirdi? Tesadüfi hata. Tesadüfi hata dışında herhangi bir şey güvenil etkileyebilir miydi? Hayır. Biz öğrenmiştik ki tesadüfi hatalar o gün anlatmıştım. Doğrudan güvenilirliği düşürürken dolaylı olarak da sınavın neyini düşürür arkadaşım? Geçerliğini düşürür. Çünkü ne demiştik? Bir sınav doğru sonuç vermiyorsa zaten amaca hizmet etmez. O yüzden aklından çıkarma. Diyelim ki sınavdasın. Soruyu okudun. Adam sana Güvenirliğin düşük olduğunu bir şekilde verdi. Yanına yazacaksın. Güvenirliği düşük olanın kesinlikle geçerli düşük çıkar. Çünkü doğru sonuç vermeyen bir sınav amaca da hizmet etmez. Ama tersini söyleyemezsin. Mesela sana bir sınavın geçerliği düşük dedi. Sen hemen yanına yazacaksın. Sınavın geçerliği düşükse, geçerli düşükse güvenirliği hakkında net bir yorum yapıl. Niye ezbere gitmeyelim? Biz öğrenmiştik. Hatırlar mısın? İki tane hata türümüz vardı. Sabit ve sistematik hata. Ben size anlatırken ne demiştim? Sabit ve sistematik hatalar. Geçerliği düşürürken güvenili ne yapmazdı? Etkilemezdi. O zaman ben soruda şunu bileceğim. Herhangi bir sınav amaca hizmet etmiyorsa yani geçerli düşükse güvenilliği hakkında bir yorum yapamam. Belki doğru sonuç veriyor olabilir. Bak bu iki yoruma adın gibi hakim ol. Yanına lütfen bolca yıldız koy. Bu iki yorum sınavlarda her şeydir. Soru çözerken bunu nasıl kullandığını göreceksin. Yani mantığım benim soruda da göreceksin şöyle çalışacak. Soruyu okuyacağım. Mesela bir soruda geçerliğin yüksek olduğunu yakaladın mı? Yanına yazacağım. Geçerli yüksek olanın güvenili yüksektir. Çünkü amaca hizmet eden zaten doğru sonuç verir diyeceğim. Ama soru okuyacağım göreceksin. Güvenili yüksek olan bir sınavda geçerliğin yanına soru işareti bırakacağım. Sen de buna alışmak zorundasın. 2. Yine soru çözerken göreceksin. Soruyu okuduğumda Güvenirlik düşük mü dedi. Hemen hiç düşünmeden yanına yazacağım. Güvenirliği düşük olanın kesinlikle geçerli de düşük olur. Ama şunu bileceğim. Geçerli düşük bir sınav görürsen güvenirle soru işareti bırakacağım. Düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Bu yorumun ikisine iyi hakim ol. Soru çözerken kullanacağım için bu ikisinin yanına bolca yıldız koy ve aklına yaz. Geçerli yüksek olanın güvenirli yüksektir. Tersi söylenemez. Güvenirliği düşük olanın geçerli de düşüktür. Tersi söylenemez. Bunu aklına lütfen ama lütfen yaz. Üçüncü olarak da arkadaşlar bir ölçme aracında biz incelerken daima bu güvenirlik geçerliği ve kullanışlığı önem sırasına göre nasıl sıralarız biliyor musunuz? Önem sırasına göre bir her şeyden önemli olan deriz ki sınavın amaca hizmet etmesidir. O yüzden her şeyden önemli olan geçerliktir. Bir sınavda geçerlik olmadığı sürece onun bir anlamı yoktur. Zaten geçerliğin olduğu yerde az önce gördüğün güvenilik de olurdu. O yüzden önce bu önemsenir. Aynı zamanda ikinci olarak geçerlikten sonra güvenirlik önemsenir. Ama en son ne önemsenir biliyor musunuz? Maliyet yani kullanıştık. Şunu o yüzden aklına yaz. Bizim için daha çok önemli olan şey geçerlik ve güveniliktir. En önemlisi geçerliktir. Kullanışta en son bakılır. Yani sınavın maliyeti en son düşünülecek şeydir. Bunu da aklından çıkarma. Son olarak da çok önemli değil ama yayınlarda görebilirsin diye sadece defterinde bulunsun diye bir şey yazacağım. Teoride genel bir kabul vardır. Denir ki bir ölçme aracının geçerlik kat sayısı bir ölçme aracının geçerli kat sayısı denir ki değer olarak hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde güvenirlik kat sayısının kare büyük olamaz. Şimdi bu nedir biliyor musun? Bazı arkadaşlarımın ön yargılı olduğu bir ifade. Yani sorularda şunu bil. Sana güvenilik katsayısını verdiğinde bil ki geçerlik o değerin kare kökünü geçemez. Örneğin, örneğin anlaşılır olsun diye. Sana örnek olarak diyelim ki güvenilik katsayısını 0.64 diye sınavda verdi. Geçerlik maksimum ne olabilir dedi. Şimdi böyle bir durumda diyeceksin ki 64 hangi sayının karesidir? 8'in karesidir. Demek ki bu dışarıya karekök içerisinde olduğuna göre 08 diye çıkar. Demek ki bu sınavın geçerliği 08'den büyük bir değer olmamalıdır. Bu çok önemli bir bilgi değildir. Sadece yayınlarda göreceğin için söyledim en azından defterinde bulunsun diye. Biz o zaman toparlarsak öğrendik ki bir ölçme aracında 3 tane özelliğin bulunması istenir. Sınav geçerli olmalıdır yani amaca hizmet etmelidir. Sınav güvenilir olmalıdır yani doğru sonuçlar vermelidir. Sınavın kullanışlı olmalıdır maliyeti uygun olmalıdır. Artık unutmayacaksın geçerli yüksek olanın kesinlikle güvenili yüksektir tersini diyemeyiz. Güvenili düşünen her şey geçerli de düşürür tersini diyemeyiz. Önem derecesine göre en önemlisi geçerlik, sonra güvenilik, sonra kullanışlıktır ve bil ki bir sınavın geçerlik katsayısının değeri güvenilik katsayısının kare kökünden büyük olamaz. Mesela dedik güvenilik 0.64 ise 64 8'in karesi olduğuna göre bu dışarıya 8 diye çıkar. Demek ki geçerlik 0.8'den büyük olmamalıdır diye basit bir örnekte çözmüş oldum. Öncelikle bir giriş yapmıştık, o girişte bütünü gördük. Artık hepiniz geçerliğin ne anlama geldiğini, minimum kaç olması gerektiğini, güvenilirliğin ne anlama geldiğini, minimum kaç olması gerektiğini, kullanışlığın ne anlama geldiğini bütünsel bir bakışta gördünüz. Zaten sorularda zaten uygulayacağız. Bir de şu ilişkileri çok önemli bunu da uygulayacağız. Ama gelin biraz bir ayrıntılandıralım. Bu güvenirlik nedir, geçerlik nedir, türleri nedir? Önce şu güvenilirliği bir inceleyeceğiz. Ben önce sevgili arkadaşlar size Güvenirliğin temel kavramlarını anlatacağım. Yani soruda ya da seçenekte gördüğünde bu kavram güvenirliğin alt başlığıdır diyeceğimiz dört tane kavram öğreneceğiz. Biri duyarlıktır. Diğeri objektifliktir, diğeri tutarlıktır, diğeri kararlıktır. Senden ricamdır. Ben en sonda bunu yine söyleyeceğim. Öncelikle artık şunu aklından çıkarmayacaksın. Diyelim ki sınavdasın soru çözüyorsun. Sorunun içerisinde ya da seçeneklerde şu kavramlardan birini görürsen bir öğretmen bunlardan birini arttırmaya çalışıyorsa Aklından çıkarma en önemli şeydir. Bunlar kimin alt başlığıymış? Güvenirliğin. Yani bir öğretmen bunları arttırmaya çalışıyorsa aslında kimi arttırmaya çalışıyormuş? Güvenirliği. Önce bunu bil. Çünkü siz bunu bilmediğinizde adam seçeneklerde bunları yazıyor. Sorunun içerisinde sana gidiyor bunları anlatıyor. Sen bunu geçerliğe bağlıyorsun. Başka bir şeye bağlıyorsun. Lütfen unutma. Duyarlık, objektiflik, tutarlık, kararlık. Güvenilirliğin alt başlığıdır. Bunu aklından çıkarma. Peki nedir duyarlık ya da diğer ismiyle hassaslık? Objektiflik, tutarlık ya da kararlık. Bunları bir öğrenmeye başlayalım. Önce duyarlıkla başlarsam. Bakın teori der ki arkadaşlar. Bir öğretmen eğer ya da bir uzman eğer güvenilir sonuçlar elde etmek istiyorsa uzman özellikle yapmış olduğu ölçme aracında hassas ölçümlerin olmasını sağlamalıdır. Duyarlık aslında kelimeden de hareket edebilirsin. Hassas ölçümler yapmaktır. Peki bu hassas ölçümleri yapmanın yolları nedir? Denir ki arkadaşlar duyarlığı arttırmanın yani hassas ölçümler yapmanın iki tane yolu vardır. Bu yollardan biri, bir kişi hassas ölçümler yapacaksa, birimler arası mesafeyi küçültmelidir. Birimler arası mesafe ne kadar küçük olursa, o kadar hassas ölçüm olur. Örneklemek gerekirse, bir yerin uzunluğunu santimetreyle de ölçebilirsin, milimetreyle de ölçebilirsin. Şimdi sen bir yerin uzunluğunu santimetre ve milimetre ile ölçtüğünde hangisi sana daha hassas sonuç verecektir mantık olarak baktığında? Tabii ki milimetre ile yaptığın ölçüm daha hassas sonuç verecektir. Çünkü orada birinin arası mesafe daha küçüktür. Ya da başka bir örnek. Herhangi bir şeyin ağırlığını gramla da ölçebilirsin, miligramla da ölçebilirsin. Daha hassas ölçümler yapmak istiyorsan miligramı tercih edersin. O yüzden bil ki, duyarlı ölçümler yapmanın birincil şartı birimler arası mesafeyi küçülmektir. Ama bunun bir de ikincil şartı vardır. Bir öğretmen ya da bir uzman duyarlı ölçümler yapmak istiyorsa ikincil bir yol arkadaşım gider ölçme aracındaki birim sayısını arttırır. Zaten biz eğitimde özellikle bu yola başvururuz. Sen de bu saatten sonra notuna yıldızla ekliyorsun ve unutmuyorsun. Bil ki herhangi bir sınavda yani eğitimde duyarlı arttırmanın tek amacı ama tek yolu vardır. Öğretmen sınavına duyarlığını arttırmak istiyorsa neyi arttırmak zorunda? Soru sayısı. Bunu aklından çıkarma yanına yıldız koy. Eğitimde duyarlığı arttırmanın tek yolu budur. Bir öğretmen sınavına soru eklemeye başladığı an o sınav daha hassas ölçümler yapar. Yani o sınavın duyarlığı yüksek çıkar. Bak burada bir şey söyleyeyim. Yaptığınız en büyük hata ne biliyor musunuz? Aranızda hikaye yazamada yetenekli olanlar var ya da geçmişte dinlediği hocalardan kaynaklardan kaynaklı kavramları karıştıranlar var. Mesela adam sana gidiyor sınavda soru sayısını arttıran bir öğretmenden bahsediyor. Senin zihninde başlıyor hikayeye. Ya diyor ki çoğunlukla bu dersi daha önce almış olanın yazdığı meşhur hikayedir. Öğretmen sınava soru eklediyse kesinlikle kapsamı genişletmeye çalışıyordur diye bir hikayeye girişiyorsun. Ya nereden biliyorsun adamın soruyu eklerken tüm kapsamı genişletmeye çalıştığını. Bu hikaye seni yanıltır. Lütfen ama lütfen unutma. Eğitimde okuduğun bir hikayede bir öğretmen sınavına soru mu ekliyor? Hiç düşünme. Aklına gelecek en garanti yolun belli. O sınavın duyarlılığı arttırmaya çalışılıyordur. Zaten duyarlılığın arttığı yerde sınavın neyi artacaktır? Güvenilirliği artacaktır. Ya bunu nereden pay biçebilirsin biliyor musun? Hatırlar mısın? Geçen yıl KPSS'de ÖABT soruları 50'den 75'e çıkarıldı. Bu işi bilmeyen ama sözde meşhur olan çoğu hoca bile saçma sapan çıktı. Arkadaşlar dedi kapsam genişletecek dedi ama ÖSYM açıklamasında kapsamla ilgili bir bilgi vermedi. Sadece soru sayısını arttırdık dedi. Ve içerik olarak sınavı aynı içerikten yaptı. Çünkü o hocalar da sözde meşhur hocalar da şunu bilmiyordu. Eğitimde soru sayısını arttırmanın amacı yapılmış olan o sınavın duyarlılığını yani neyini arttırmaktır? Güvenirliğini. ÖSYM'de 25 soru eklerken derdi kapsamı genişletmek değildi. Güvenirliği arttırmaktı. O yüzden aklından çıkarma. Soruyu okudun. Bir öğretmen sınavına soru mu ekledi? Yanına yazacaksın. Bu adam duyarlı. Dolayısıyla kimi arttırılmış? Güvenirliği. Ama burada bazen haliyle soru yorumdan gelir. Adam sana bir tane hikaye anlatır. Öğretmenin sınava soruyu eklediğini söyler. Sen seçenekte duyarlılığın yüksek olduğu ifadesini ararsın ama bazen seçenekte duyarlılık yüksek demek yerine şu ifadeler yazar. Sana der ki duyarlılık yüksek yerine der ki arkadaşım ölçme işlemine karışan hata miktarı azdır der. Bak bu da hassas ölçümler yapıldığının göstergesidir. Ya da sana duyarlılık yüksek demek yerine gider arkadaşım orada der ki duyarlılığın yüksek olduğu yerde ölçme sonuçlarının gerçe yakınlık derecesi yüksektir der. Sen de bu saatten sonra bil ki okuduğun bir hikayede öğretmen sınava soru eklemişse orada duyarlılık artmıştır. Duyarlılığın arttığı yerde de hata oranı azalmıştır yorumu da doğru. Gerçeğe yakınlık artmıştır yorumu da doğrudur. Kısaca toparlarsan. 1- Öğrendin ki güvenirliği sağlamanın yollarından biri duyarlı ölçümler yapmak yapmakmış. Duyarlı ölçümlerinde eğitimde tek yolu varmış. Sınava ne eklemen gerekiyormuş? Soru. Ha araya bir şey daha sıkıştırayım mı? Yine senin kavram yanılgılarını bildiğim için araya sıkıştırıyorum. Mesela ileride öğreneceğiz seçenek sayısını arttırmak diye bir ifade var. Malum. Sınavı 4 seçenekli de yapabilirsin, 5 seçenekli de yapabilirsin. Aranızda bazı yetenekli arkadaşlar onu da bununla karıştırıyor. Bak tekrar söylüyorum. İleride öğreneceksin ama ön bilgin olsun. Seçenek sayısını arttırmanın tek amacı çocuğun şans başarısını önlemektir. Bir öğretmen seçenek sayısını arttırıyorsa çocuğun atarak doğru cevaba ulaşmasını engellemeye çalışıyordur. Onun duyarlılıkla uzaktan yakından alakası yoktur. İkisini karıştırma. Yani eğitimde duyarlı arttırmanın tek yolu vardır. Sınava ne eklemen gerekiyormuş? Soru. Bu birincisi. Geldik ikincisine. Objektiflik. Arkadaşlar Güvenilir ölçümler yapmak isteyen bir öğretmen yapmış olduğu sınavla alakalı olarak puanlama güvenirliği dediğimiz diğer adıyla objektifliği ya da puanlayıcı güvenirliği dediğimiz diğer adıyla objektifliği sağlamak zorundadır. Objektifliği bazen soru çözerken, Puanlama güvenilirliği diye duyarsın. Bazen puanlayıcı güvenilirliği diye duyarsın. Çünkü bazen objektiflik demez. Seçenekte puanlama güvenilirliği yazar ya da puanlayıcı güvenilirliği yazar. O yüzden bil ki bir öğretmen Güvenilir sonuçlar elde etmek istiyorsa sınavında objektif ölçümler yapmak zorundadır. Objektif ölçümler yapmak demek şu anlama gelir. Sorularda ölseme çoğunlukla buradan kurgular. Denir ki bir sınavı kim puanlarsa puanlasın. Yani birbirinden farklı kişiler ki bunun akademik karşılığı bağımsız puanlayıcılardır. Bir sınavı farklı farklı kişiler puanladığında herkes kağıtlara benzer puanlar verebiliyorsa orada denir ki objektiflik vardır. Objektiflik soruda çoğunlukla buradan kurgulanır. Sana anlatılan hikayeyi de göreceksin. Bir öğretmenden bahseder. Öğretmen sınavını başkalarına puanlattığını söyler. Yani kendi puanlattığı gibi bağımsız puanlayıcılara puanlatmış ya da farklı öğretmenlere puanlatmış der. Öğretmenin derdi şudur. Benim yüksek verdiğim onlar da yüksek veriyor mu? Benim düşük verdim onlar da düşük veriyor mu? Eğer öğretmen bunu sağlatabildiyse o öğretmenin sınavı objektif sonuçlar veriyordur. Yani o öğretmenin arkadaşım sınavında baktığında güvenilik vardır. O yüzden bir nevi bizim bu objektiflik dediğimiz şey aslında senin anlayacağın tabirle puanlamayı kim yaparsa yapsın puanlamada tarafsızlık ya da diğer bir ifadeyle sevgili arkadaşım puanlamada nesnellik demektir. Yani bir kağıdı kime verirsen ver benzer sonuçları çıkarttırabilmektir. Ama duralım. Sence her sınavda bunu yapmak mümkün müdür? Düşünsene bir. Sınavı uyguladın. Sen puanladın. Başkalarına puanlattın. Senin yüksek verdiğine onlar da yüksek verecek. Senin düşük verdiğine onlar da düşük verecek. Bu her zaman kolay değildir. Bazı sınavlarda direkt kolaydır. Bazı sınavlarda sevgili arkadaşım çok zordur. O yüzden notuna sen şunu eklemek zorundasın. Lütfen aklından çıkarma. Okuduğun bir örnekte sana anlatılan bir hikayede verilen bir sınavda baktın ki sevgili arkadaşım doğru ve yanlış cevap kişiden kişiye değişmiyorsa doğru ve yanlış cevap sevgili arkadaşım net ve kesin ise Böyle bir durumda ne diyeceksin biliyor musun? Doğru ve yanlış cevabın net ve kesin olduğu sınavları kime puanlatırsan puanlat orada sonuçlar aynı çıkar. O yüzden bu tarz sınavlara direkt ne diyeceğiz biliyor musunuz sınavanda? Objektif. Bak mesela düşünelim. Doğru ve yanlış cevabın net ve kesin olduğu sınavlar nelerdir? Mesela düşündüğünüzde bir çoktan seçmeli testi düşünün. Çoktan seçmeli testi. İstersen puanla, ister götür 10 kişiye puanlat. Cevaplar net ve kesin olduğu için sonuçlar hep aynı çıkar. Çoktan seçmeli testler direkt objektiftir aklından çıkarma. Ya da doğru yanlış testini düşün. Doğru yanlış testini kime puanlatırsan puanlat, sonuçlar hep aynı çıkar. Çünkü baktığında doğru ve yanlış cevap net ve kesindir. Ya da sevgili arkadaşım bir eşleştirme testini düşün. Bir eşleştirme testini kime puanlatırsan puanlat, sonuçlar aynı çıkar. O yüzden senin şuna alışman gerekir. Soruyu okuduğunda bazı kelimeler sana anahtardır. Mesela çoktan seçmeli test, doğru yanlış testi, eşleştirme testini gördüğün an artık yanına yaz. Bu objektif sınavdır. Çünkü bunları kimi puanlatırsan puanlat sonuçlar aynı çıkar. Ama ama bir de bizim notumuzda yine olmak zorunda. Sevgili arkadaşlarım, okuduğunuz bir örnekte herhangi bir sınavda eğer doğru ve yanlış cevap kişiden kişiye değişiyorsa, yani doğru ve yanlış cevap yoruma açık ise, böyle sınavları gördüğün an sen yazacaksın. Doğru ve yanlış cevabın yoruma açık olduğu sınavlara subjektif testler denir. Çünkü doğru ve yanlış cevap yorum açıksa çocuk kendince özgün cevaplar oluşturur. Puanlamayı yapan da herkes bu cevaplara farklı farklı puanlar verecektir. Mesela mesela bizim karşımıza çıkacak olan bizim açık uçlu dediğimiz yazılı yoklama türü tüm sınavlar subjektif sınavlardır. Çünkü doğru ve yanlış cevap yoruma açıktır. Ya da sözlü mülakat tarzı dediğimiz sevgili arkadaşlar tüm sınavlarda da doğru ve yanlış cevap yoruma açıktır. O zaman ben az önce söyledim ya çoktan seçmeli testi doğru yanlış testini eşleştirme testini gördüğümde direkt ne diyecektim objektif ama yazılı yoklama açık uçlu sınavları sözlü yoklama gibi sınavları gördüğümde bileceğim ki bu sınavlarda doğru ve yanlış cevap yorumu açıktır bu sınavlar subjektiftir o yüzden de ÖSYM'nin soru yazarları sana çoğunlukla şunu sorar mesela gider bir açık uçlu sınavdan bahseder bir tane sözlü yoklamadan bahseder. Böyle bir durumla alakalı şunu sorar. Böyle subjektif bir sınavda bir öğretmen objektifliği sağlamak istiyorsa yani diğer bir ifadeyle puanlama güvenirliğini öğretmen arttırmak istiyorsa puanlama güvenilini arttırmak için öğretmen neler yapmalı der. Ya da puanlama güvenilini arttırmanın yollarını anlatır burada öğretmen ne yapmaya çalışıyor der. Bak beş tane yolu var sakın unutma. 1- bir öğretmen objektifliği sağlamak istiyorsa sınavının yanında daima ayrıntılı cevap anahtarı kullanır. Eğer bir öğretmen ayrıntılı cevap anahtarı kullanırsa Sınavı kime puanlatırsa puanlatsın. Herkes benzer puan verme eğiliminde olmak zorunda kalır. Bu objektifliği sağlatır. Ki biz bu ayrıntılı cevap anahtarlarının bir türünü ileride ne olarak duyacağız biliyor musun? Rubrik diye yani dereceli puanlama anahtarı diye duyacağız. Objektifliği sağlamanın bir yolu budur. 2 2 Objektifliği sağlamanın diğer bir yolu sakın unutma isimler kapatılıp puanlama yapılır. Öğretmen isimleri kapatır. Derdi şudur çocuklarla ilgili duygu ve düşünceleri puanlamaya ne yapmamalıdır? Karışmamalıdır. Bu da objektifliği sağlatır. Üçüncüsü öğretmen sınavını götürür, okuduğun hikayelerde sıkça göreceksin, farklı kişilere arkadaşım puanlatma yapar. Yani öğretmen kendi puanladığı gibi zümresindeki başka kişilere de o sınavı götürür, puanlatır ama ne verdiği puanı ne de diğerlerinin verdiği puanı kullanmaz. Ne alır biliyor musun? Ortalamalarını alır, çocuğa not olarak bunu verir. Bu da bir yoldur. Bir öğretmen başka bir yol olarak kendisi kendisi aynı öğretmen olarak gider. Sınavı arkadaşım farklı zamanlarda iki defa puanlar. Yani sınavı puanlamıştır. Onun etkisinden uzaklaşır yine puanlar ama ne ilk verdiği puanı kullanır ne de son verdiği puanı kullanır. Öğretmen yine Ortalama alacaktır. Bunun son yöntemi ise kağıdın tümünü okuma der. Soru soru okuma yap der. Soru soru okuma nedir biliyor musun? Sözde üniversitedeki hocalarımız kullanır. Herkesin birinin sorusunu aynı anda, herkesin ikinci sorusunu aynı anda, herkesin 3 sorusunu aynı anda, aynı anda puanlamaktır. Orada amaç herkesin birinin sorusunu aynı anda puanladığında eş değer bir puanlama yapmaktır. Yani kısaca lütfen aklına yaz. Soruyu okudun. Ayrıntılı cevap anahtarı kullanan bir öğretmen mi var? İsimleri kapattığını mı söyledi? Sınavı kendi puanladığı gibi başkalarına mı puanlattı? Puanladığı bir sınava aradan zaman geçirip yine mi puanladı? Kağıdın tümünü okumak yerine herkesin birinci sorusunu aynı anda, ikinci sorusunu aynı anda mı puanladı? O adamın derdi objektifliktir. Objektifliği sağlayan öğretmen de neyi sağlamaya çalışıyordur? Güvenirliği. Bak bunlar önemli bilgiler niye? Çünkü senin artık mantığın şöyle çalışmak zorunda. Bir öğretmen soru sayısını arttırdı. Duyarlı yani güvenirliği arttırmaya çalışıyordur. Bir öğretmen şunlar dan birini bile mi yaptı? Hemen oraya yazacaksın. Bu adam objektifliği sağlamaya çalışıyordur. Yani neyi arttırmaya çalışıyordur? Güvenirliği. Bu da güvenirliğin arkadaşlar ikinci temel kavramıdır. Geldik. Güvenirliğin üçüncü temel kavramı olan tutarlılık. Arkadaşlar tutarlığın normalde iki tane anlamı vardır. Birincil anlamı sonuçların benzer çıkmasıdır. Ama ÖSYM tutarlığın ilk anlamını kullanmak yerine özellikle son yıllarda sıkça başvuruyor. İkinci anlamı olan lütfen yanına bolca yıldızla yaz iç tutarlığı kullanıyor. Bu iç tutarlığı sıkça duyacaksın, sıkça seçeneklerde göreceksin. ÖSYM son yıllarda bu iç tutarlığa takmış durumda. Hocam iç tutarlık ne demek dersen bunun iç tutarlığın halk bilindeki tanımı şudur. Bir sınavda iş tutarlık demek aslında sevgili arkadaşım sorular arası uyum demektir. Denir ki bir sınavda sorular arası uyum yüksek ise iş tutarlık yüksektir. Sorular arası uyum düşük ise İş tutarlık düşüktür denir. Ama malum ÖSYM halk dilini kullanmaz. Sana gidip de hayatta sorular arası uyum demeyecektir. Lütfen ama lütfen akademik ifadeleri alış. Soruların içerisinde sıkça duyacaksın. ÖSYM sana bunu diyecekse der ki bir öğretmen maddeler arası korelasyona bakmıştır der. Bak ben şimdiden ön bilgin olsun. Madde ölçme dersinde soru demektir sana ön bilgi olsun. Korelasyon ölçme dersinde ilişki demektir. Aslında bunun Türkçe meali sorular arası ilişkiye bakmaktır, sorular arası uyuma bakmaktır. Ama öz sorular arası uyum ya da ilişki demez. Bir öğretmen maddeler arası korelasyona baktı dediğinde unutma ölçme dersine madde soru demektir. Korelasyon ilişki demektir. Maddeler arası korelasyona bakan öğretmen sorular arası ilişkiye ve uyuma bakıyordur. Eğer sorular arası ilişki ve uyum yüksekse iş tutarlık yüksektir sorular arası ilişki ve uyum düşükse iş tutarlık düşüktür denir. Haklı olarak senin aklına burada şu soru gelmelidir. Hocam tamam iş tutarlık maddeler arası korelasyon yani sorular arası ilişki demek de sorular arası bu ilişkiyi ya da uyumu nasıl arttırırız? Bak anahtarların geliyor. Sakın ama sakın unutma. Okuduğun bir hikayede bir öğretmen demişse ki ben soruları yazarken özellikle ama özellikle benzer kapsamdan soru yazmaya çalışıyorum diyorsa soruların benzer kapsamdan olması senin anlayacağın tabir ile aynı konudan öğretmen çok soru sordum demek istiyordur. Okuduğun bir örnekte bir öğretmen sorularını yazarken soruları baktın ki benzer benzer hedef davranışları ölçecek şekilde yazıyorsa öğretmen sınavdaki sorularını yazarken soruların homojen olmasına dikkat ediyorsa sen bunlardan birini bile okuduğunda aklına ne getireceksin biliyor musun? Soruları benzer konudan yazan. Yani aynı konudan çok sayıda soru yazan. Soruları özellikle benzer hedeflerden yazan, soruların homojen olmasına dikkat eden öğretmen, sorular arası uyumu arttırmaya çalışıyordur. Bu da o testinliğini arttırır biliyor musun? İç tutarlığını arttırır. Mesela düşün, somut bir örnek vereyim. Sana der ki. Ahmet öğretmen 5 ünitelik bir sınav yapacaktır der. Normalde 5 ünitelik bir sınav yapacak öğretmen soruları 5 üniteye ne yapmalıdır? Dengeli dağıtmalıdır. Ama sana der ki Ahmet öğretmen bilinçli olarak birinci konudan çok sayıda soru sormaya çalışmıştır der. Sen böyle bir hikaye gördüğünde diyeceksin ki normalde öğretmenimiz soruları konulara dengeli dağıtmak yerine kendince bir konuya ağırlık verip 5 ünitelik bir sınavda soruların çoğunluğunu birinci üniteden soruyorsa sorular aynı konudan olmaya başlar. Benzer kapsamı ölçer, benzer hedefleri ölçer, sorular homojen olur. Böyle bir sınavda iş tutarlık yüksektir denir. Tabii ben bu hikayeyi anlattığımda şu an aklınıza bazılarının şu geliyor. Hocam bu kötü bir şey değil mi? Bu kötü bir şey değil mi? Bu kapsam geçerliğini düşürmez mi? Onlara da cevabım nedir biliyor musun? Sevgili arkadaşım bunun kötülüğü iyiliği seni ilgilendirmez. Ölseme sana bunu sormaz. Senden yorum bekler. Senin mantığın şöyle çalışacak. Bir öğretmen hazırladığı bir sınavda soruları tüm konulara dağıtmak yerine kendince bir konuya ağırlık verdiyse sorular benzer kapsamı ölçmeye başlamıştır. Benzer hedeflere yönelik olacaktır. Soruların yapısı homojen olacaktır. Yol iş tutarlık yüksektir. İş tutarlığın yüksek olduğu yerde sınavın neyi de yüksek çıkar? Güvenirli. Ha İleride öğreneceğiz. İş tutarlılıkla kapsam geçerli ters orantılıdır. İş tutarlı arttırdığında kapsam geçerli düşer. Çünkü ileride öğreneceksin. Kapsam geçerli der ki soruları tüm konulara dağıt. İş tutarlılık der ki hayır bir konuya ağırlık ver. Mantık olarak ama senin mantığın böyle çalışacak. Soruyu okudun mu? Sorular aynı konudan mı yazılıyor? Aynı konudan çok sayıda soru mu var? O testin iş tutarlılığı dolayısıyla güvenirliği yüksekleyeceksin. Ama dedim ya akademik ifadelere alışmanız lazım. Nasıl ki maddeler arası korelasyonu okuduğun an bunun iş tutarlık olduğunu bileceksen yine notuna bol yıldızla ekleyeceğim bir ifade yazıyorum. Bak okuduğun bir hikayede sana bir öğretmenin yapmış olduğu sınav için tek boyutlu yapıda derse unutma bir sınavın tek boyutlu yapıda olması o sınavın benzer özellikleri ölçmesi aynı kapsamdan olması demektir. Bak bunu sakın unutma. Bu tarz akademik ifadere alış. Sana der ki. Ahmet öğretmen yapmış olduğu bir sınavı uzmanlara incelettiğinde uzmanlar Ahmet öğretmene yapmış olduğu sınavın tek boyutlu yapıda bir sınav olduğunu belirtmiştir der. Sen böyle bir ifadeyi gördüğün an yanına yazacaksın. Demek ki Ahmet öğretmen aynı kapsamdan sınav uygulamış. Demek ki Ahmet öğretmenin sınavının iş tutarlı yüksek. Demek ki o sınavı neyi yüksek diyeceksin? Güvenirliği. Tersini yazmayacağım. Lütfen alış bir sınav çok boyutlu yapıdaysa bak aklına yaz bir sınav çok boyutlu yapıdaysa o sınav farklı konulardan oluşmuştur. O sınavın iç tutarlı düşüktür denir ya da sorular farklı kapsamdan yazılırsa sorular farklı hedefleri ölçerse sorular heterojen olursa orada iç tutarlık düşük olur. İç tutarlığın düşük olduğu yerde zaten güvenilikte de düşük denir. Bu da üçüncü temel kavramdır. Geldik son ve dördüncü temel kavrama bunu verip bir toparlayalım. Peki kararlık ne? Sevgili arkadaşlar kararlık hazırlanan bir ölçme aracının zamana karşı dirençli ölçümler yapmasıdır. Yani bir sınav zamana karşı dirençli ölçümler yapıyorsa kararlı bir sınavdır denir. Bunun da hikayeleri şöyle görülür. Sınavlarda göreceksin. Sana bir öğretmenin hazırladığı sınavı bir gruba tekrar tekrar uyguladığını anlatır. Öğrencilere bunu tekrar tekrar uygulayan öğretmen aradan zaman geçmesine rağmen benzer sonuçlar elde ettiğini söyler. Sen ne dersin ki? Bir adam bir sınavı tekrar 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 uygulamasına rağmen aradan zaman geçmesine rağmen o sınav eğer benzer sonuç veriyorsa zamana karşı dirençli bir sınavdır. Kararlı ölçümler yapıyordur. Kararlı ölçümler yapan sınavlarında güvenirliği yüksek kabul edilir. Yani kısaca toparlarsam aklından çıkarmak yok. Seçeneklerde ya da soruda duyarlı, objektifliği, tutarlı ve kararlı görürsen bunlar güvenirliğin alt başlığıdır. Bunları gördüğün an aklına güvenirlik gelmelidir. Bir öğretmen bunlardan birini bile arttırmaya çalışıyorsa okuduğun hikayede bil ki o adam güvenilir arttıracaktır. Mesela sınava soru mu ekledi? Duyarlık artar, güvenilik artar diyeceksin. Mesela ayrıntılı cevap anahtarı mı hazırladı? İsimleri mi kapattı? Sınavı başkalarına mı puanlattı? Kendi iki defa mı puanlıyor? Soru soru mu okuyor? O adam objektifliği sağlar, güvenilirliği arttırır. Mesela bir öğretmen soruları yazarken soruları tüm konulara dağıtmak yerine bir konuya mı ağırlık veriyor? O adam iş tutarlı yani güvenilirliği arttırır. Bir öğretmenin sınavı zamana karşı mı dirençli? O mu anlatılıyor? O kararlı bir sınavdır, güvenilirliği yüksektir. Yani bir yerde bunların arttırıldığını gördüğünde aklına güvenirlik gelmelidir. Sevgili arkadaşlar bunlar güvenirliğin temel kavramlarıdır. Ben ben 10 dakika pardon tam 11'e kadar bir ara veriyorum. Ara veriyorum. Ondan sonra gelip güvenirlikle ilgili birkaç ayrıntıyı daha vereceğim. Bir ara verelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. olduğunu öğrendik. Duyarlılık dedik, objektiflik dedik, tutarlık dedik, kararlık dedik. Bir de, bir de, bizim sorularda göreceğimiz arkadaşlar güvenirliği etkileyen etmenler var. Güvenirliği olumlu etkileyen ya da olumsuz etkileyen etmenler var. Biraz da bunlar üzerinde duralım. Bu bizim güvenilik dediğimiz kavramı. Neler olumlu etkiler? neler olumsuz etkiler bunların üzerinde duralım. Bakın birazdan 8 tane madde öğreneceksiniz. Bu 8 tane maddeden bazıları sevgili arkadaşım güvenirliği olumsuz etkiler bazıları da baktığınızda güvenirliği arkadaşlar olumlu etkiler sınav anında gördüğünüzde bunlar size çok fazla yol gösterecek bazıları güvenirliği olumlu etkilediği için Bazıları olumsuz etkilediği için. Öncelikle birinci maddemizle başlayalım. 1. Az önce de öğrendik. Okuduğumuz bir örnekte eğer bir öğretmen sınavdaki soru sayısını arttırdığını söylerse... Biz öğrenmiştik ki soru sayısını arttırmak kesinlikle ama kesinlikle sınavların neyini arttırır? duyarlılığını arttırır. Duyarlılık arttığı için dolayısıyla biz öğrenmiştik ki arkadaşlar sınavın aynı zamanda neyi artacaktır? Güvenirliği arttıracaktır. Güvenirliği arttırman aslında en basit yollarından biri sevgili arkadaşlar sınava soru eklemektir. Çünkü bir öğretmen az önce de öğrendin sınava soru eklediğinde duyarlı arttırır. Duyarlığın artması sınavın neyini arttırırdı? güvenilirliğini arttırırdı ama sevgili arkadaşlar biz bunu biraz ayrıntılandıracağız. Bak bir öğretmen sınavında soru sayısını iki şekilde arttırabilir. Ya öğretmen sınavına soru ekleyecekse gider sınavına homojen yapıda olacak şekilde soru ekler ya da bir öğretmen sınavdaki soru sayısını arttıracaksa öğretmen gider soru sayısını heterojen şekilde arttırır. Peki, soruları homojen arttırmak nedir? Heterojen arttırmak nedir? Bak mantığın artık şöyle çalışacak okuduğun bir örnekte bir öğretmen sınavına soru eklerken bilerek ve isteyerek soruları benzer kapsamdan eklemeye çalışıyorsa öğretmenimizin eklediği sorular baktınız ki sevgili arkadaşlar benzer hedef davranışlara yönelikse böyle durumlarda diyeceksiniz ki bu öğretmen kesinlikle soruları homojen arttırıyor. Ama okuduğun bir örnekte bir öğretmen sınavına soru eklerken bilerek ve isteyerek soruları farklı kapsamdan bilinçli seçip ekliyorsa ve öğretmenin eklediği sorular farklı hedef davranışları ölçecek şekilde ise böyle bir durumda denir ki öğretmen orada soruları heterojen arttıracaktır. Peki böyle bir durumda aklına hangi yorumlar gelecek? Bak mantık olarak bilmelisin ki bir öğretmen soru sayısını ister homojen arttırsın bir öğretmen ister soru sayısını heterojen arttırsın her halükarda diyeceksin ki bir öğretmen sınavına soru ekliyorsa ister homojen şekilde eklesin İster heterojen şekilde eklesin, sınava soru eklemek homojen de olsa heterojen de olsa sınavların duyarlığını arttırır. Çünkü biz az önceki dersimizde öğrendik duyarlık soru sayısından etkilenir, soruların homojenliği heterojenliğine bakmaz. Sınava soru eklediğin sürece sınavın duyarlı artar. Ama biz yine ilk ders öğrendik bu soruların homojenliğinden ve heterojenliğinden etkilenen bir kavramımız var. Ne demiştik? Eğer bir öğretmen benzer kapsamdan soru eklemeye başlarsa, benzer hedefleri ölçeceğim derse sorular arası benzerlik yani ne de artmaya başlar İç tutarlık da artmaya başlar. Dikkat edersen soruları homojen arttırdığında hem duyarlık artıyor hem de sorular arası benzerlik arttığı için iç tutarlık artıyor. Tu teori burada ne der biliyor musun? Soruları homojen arttırdığınızda güvenirliğin iki temel kavramı birlikte arttığı için böyle durumlarda sınavların güvenirliği çok iyi ama çok iyi şekilde artacaktır ama siz gider de soruları heterojen eklerseniz evet duyarlılık artar ama soruları farklı kapsamdan eklediğiniz için sorular arası benzerlik yani ne azalmaya başlar İç tutarlık azalmaya başlar. Dikkat edersen sorular heterojen arttığında güvenirliğin temel kavramlarından biri artarken diğeri ne yapıyor? Azalıyor. Teori ama ne der biliyor musun? Duyarlık iç tutarlığa göre daha baskın bir kavramdır. O yüzden soruları heterojen arttığında da sınavın güvenirliği bir miktarda olsa evet kesinlikle artar ama yarın öğreneceksin... Daha çok burada öğretmen soruyu farklı kapsama dağıttığı için güvenirlikten ziyade sınavın neyini arttırmış olur biliyor musun? Kapsam geçerliğini. O zaman ben artık şunu bileceğim. Sınavda soru eklemek iyi bir şeydir. Sınavdaki soru sayısını arttırdığımda ister homojen olsun ister heterojen olsun öğrendim ki her halükarda güvenilik kesinlikle artar. Çünkü soru sayısını arttırmak duyarlı arttırır ama burada bir ayrıntı öğrenmiş oldum. Güvenirliği iyi şekilde arttırmak istiyorsam soruları homojen ekleyecekmişim. Çünkü sorulara heterojen eklediğimde evet güvenirlik kesinlikle artar ama daha çok kime çalışmış olunmuşum? kapsam geçerliğine bunu öğrendik. Hatta ben buna sana grafiğini de çizeyim. Sorularda göreceğin için sevgili arkadaşım sakın aklından şunu çıkarma. Sınavların, sınavların sevgili arkadaşlar baktığınızda soru sayıları ile güvenirlikleri arasında şöyle bir ilişki vardır. Denir ki bir noktaya kadar bir noktaya kadar soru sayısını arttırmak iyi bir şeydir. Bir noktaya kadar soru sayısı güvenirliği arttırır. Soru artar güvenilik artar soru artar güvenilik artar soru artar güvenilik artar ama bilinmelidir ki her sınav için kesinlikle ama kesinlikle bir doyum noktası vardır. Eğer öğretmen gider de soru eklemeye devam ederse öğrenci de yorgunluk bıkkınlık, dikkatsizlik başlar. Yorgunluk, bıkkınlık, dikkatsizlik ne tür hatadır? Tesadüfidir. Yani bir yerden sonra soru sayısını arttırmak güvenili ne yapacaktır arkadaşım? Düşürecektir. Yani aklından çıkarma. Evet soru sayısını arttırmak iyi bir şeydir. Ama limitini bildiğin sürece bir noktaya kadar kesinlikle güvenilik artar. Ama soruda gereğinden fazla dediği an bil ki orada güvenilik düşer. Fakat bunu demediği sürece soru sayısını arttırmak kesinlikle güveniliği arttırır diyeceksin. Bu birincisi. Arkadaşlar geldik ikincisine. Bizim istatistik sorularında duyduğumuz standart sapma diye bir verimiz var. Varyans diye bir verimiz var bir de range diye bir verimiz var. Hepiniz az çok duymuşsunuzdur ki ileride ayrıntılı anlatacağım. Standart sapma, varyans ve range merkezi dağılım ölçüsüdür. Bu üçünün görevi sınavdan sonra farklılaşmayı göstermektir. Yani ne demek biliyor musun? Puanlar birbirinden uzak mı? Puanlar birbirine yakın mı? Bunu göstermektir. Sen burada şunu unutmayacaksın. Güvenirlik ile bunlar arasında sevgili arkadaşım doğru orantı vardır. Yani aklından çıkarma okuduğun bir örnekte Standart sapma varyans ve ranj yüksekse sınavın güvenirliği de kesinlikle ama kesinlikle yüksek çıkar. Bunlar arasında doğru orantı olduğu varsayılır. Hatta istatistik soruları için aklından çıkarma güvenirliğin temel göstergesi standart sapmadır. Biz her zaman bakarız sınavları yorumlarken mesela bir sınavın standart sapma değeri 5 ise bir başka sınavın standart sapma değeri 12 ise bu iki sınav arasında güvenirlik yorumu yapacaksak sapmaları karşılaştırırız ve biliriz ki sapmanın yüksek olduğu bir sınavın güvenirliği daha yüksektir. Bunu da lütfen yorumlarda kullan. Tabloyu okudun. Sana standart sapmalar hazır mı verilmiş? Sapmaları karşılaştır. Hangi sınavın standart sapması daha yüksekse o sınavın güvenirliği daha yüksek kabul edilir. Böyle karşılaştırmalarda bunu lütfen aklına yazasın. Bu da ikinci bilmen gereken üçüncüsü. Peki sevgili arkadaşlar bizim ayırıcılık diye bildiğimiz bir kavram var. Ayırıcılık hepinizin bildiği tabirle aslında bir sınavın ve sınavdaki soruların bilenle bilmenin ayrımını yapması demektir. Bilenle bilmenin ayrımı Güvenili nasıl etkiler? Bak biz geçen hafta öğrendik bu hafta da tekrar etmiştik arkadaşlar. Ayırıcılık yani bilenle bilmeyen ayrımını gördüğümde ben ilk olarak bilecektim ki bu bana amacı hatırlatırdı. Çünkü bilenle bilmeyen ayrımı varsa biz demiştik ki o sınav amaca hizmet ediyordur. Yani böyle bir sınavın geçerli nedir? Yüksektir. Ama bugün öğrendik ki geçerlikle güvenilik arasındaki ilişkiyi yorumlarken amaca hizmet eden bir sınav kesinlikle doğru sonuçta verir. Yani aklından çıkarma geçerli yüksek olanın zaten güvenirliği de yüksek çıkar demiştik. O zaman ben burada şunu bileceğim. Ayırıcılığın yüksek olması iyi bir şeydir. Ayırıcılık öncelikle bana geçerliğin yüksek olduğunu gösterir. Ben bugün öğrendim zaten geçerlik yüksekse kim de kesinlikle yüksek çıkar? güvenirlikte yüksek çıkar. Bunu da lütfen aklından sevgili arkadaşım çıkarmayasın. Bu da bizim için önemli. Geldik sevgili arkadaşlar dördüncüsüne. Peki hocam hocam sınavdaki sorular zorlaştırılırsa ya da sınavdaki sorular kolaylaştırılırsa bu güvenirliği nasıl etkiler? Bak mantık yürütelim. Sen soruları zorlaştırmaya başlarsan soruları zorlaştırırsan Çocuk da yapamayacağına dair kaygı artmaya başlar. Soruları kolaylaştırırsan çocukta ne kadar kolay der rehavet başlar. Yani soruları kolaylaştırmak da soruları zorlaştırmak da bilmelisin ki tesadüfi hata miktarını arttırır. Zaten biz ne öğrenmiştik? Bir yerde tesadüfi hata artmaya başlarsa... Orada öncelikle ama öncelikle ne düşmeye başlar? Güvenilik düşmeye başlar. Öğrenmiştik ki bir şey güvenirliği düşürüyorsa o durum kimi de düşürür? Geçerliği de düşürür. O yüzden Bak soruların zorlaşması iyi bir şey değildir. Soruların kolaylaşması iyi bir şey değildir. Sen soruları zorlaştırırsan ve kolaylaştırırsan tesadüfi hatalar artar. Tesadüfi hataların arttığı bir yerde öncelikle güvenirlik düşer. Zaten biz öğrenmiştik. Güvenirliği düşünen her şey kimi de düşürürdü? Geçerliği de düşürürdü. O yüzden biz bilmeliyiz ki bir öğretmen güvenirliği yüksek tutmak istiyorsa sorularını orta güçlükte seçmelidir yani ileride öğreneceksin öğretmen sınavına soru seçecekse sorularının pc değeri bak pc değeri 0.40 ile 0.60 aralığında olmalıdır. Yani orta güçlükte soru seçmelidir. Bir öğretmen pc değeri 40-60 aralığındaki soruları seçerse güvenilirlik orada yüksek çıkar. Biz her zaman güvenilirliği yüksek tutmak istiyorsak Orta güçlükte soru tercih ederiz. Bunu da lütfen aklına yaz. Beşinci maddemize geçersek. Peki hocam, peki hocam. Süreyi öğretmen uzatırsa, süreyi uzatırsa ya da öğretmen süreyi kısaltırsa bu güvenirliği nasıl etkiler? Bak sen süreyi kısaltmaya başlarsan aynı sürede soruları zorlaştırmak gibidir. Çocukta kaygı stres başlar. Süreyi uzatırsan aynı soruları kolaylaştırmak gibi çocukta rehavet ve dikkatsizlik başlar. Her iki durumda ölçme aracındaki tesadüfi hatayı arttırır. Az önce de belirttim. Bir şey tesadüfi hatayı arttırıyorsa o şeyin ölçme işlemine karışması öncelikle güvenirliği düşürür. Zaten biz unutmayacağız. Bir şey güvenirliği düşürüyorsa kesinlikle kimi de düşürür? Geçerli de düşürür. Bak burada dikkat et. Soruların zor ya da kolay olması tesadüfi hatayı arttırıyor. Güvenirliği dolayısıyla geçerli düşürüyor. Sürenin uzun ya da kısa olması tesadüfi hatayı arttırıyor. Güvenirliği dolayısıyla geçerli düşürüyor. O yüzden öğretmen soruları nasıl ki orta güçlükte seçecekse öğretmen süreyi de herkese uygun ve yetecek şekilde seçmelidir. Bu da 5 maddemizdir. Geldik sevgili arkadaşlar altıncı maddemize. Bir de malum hepinizin uzmanlaştığı bir beceri var. Kopya çekme davranışı. Arkadaşlar kopya kimin çektiği, nasıl çektiği, ne kadar çektiği bilinmeyen bir durumdur. Kopya eğer bir sınavda önlenemediyse denir ki kopyanın karışması sonuçlardaki tesadüfi hatayı arttıracağından kopyanın yüksek olması güvenirliği düşürür. Ben sabahtan beri tekrar ediyorum unutma bir şey güvenirliği düşürüyorsa kesinlikle o şey geçerliği de düşürür. Bunun tersini söyleyemezsin ama bunu aklından çıkarma. Güvenili düşüren geçerli düşürür, güvenili düşüren geçerli düşürür, güvenili düşüren geçerli düşürür. Tersi söylenemez bunu unutma bu da altıncısı. Bak şurayı bir özetleyeyim 7 ve 8'i vereceğim. 1. Dedik ki soru sayısı arttıkça duyarlılık artar, duyarlılığın artması güvenilliği arttırır. Soruları bir öğretmen homojen de arttırabilir, heterojen de arttırabilir. Soruları homojen arttırırsan güvenilik çok iyi artar, heterojende de bir miktar artar. Soru sayısıyla güvenlik arasındaki ilişki şu şekildedir. Öğrendin ki İstatistik sorularında pardon. İstatistik sorularında istatistik sorularında güvenilirliği yorumlamak istiyorsak standart sapmaya bakılır. Sapması yüksek olan sınavın güvenilirliği yüksektir denir. Ayrıcılık bilenle bilmeyenin ayrımı demektir. Ayrıcılığın yüksek olduğu yerde öncelikle geçerlik yükseklenir. Geçerliğin yüksek olduğu yerde güvenirlik yüksek çıkar. Soruların zor ya da kolay olması tesadüfi hatayı arttırır. Güvenilirliği düşürür. Geçerli de düşürecektir. Soruları orta güçlükte seçmemiz gerekir. Süreyi uzatmak, kısaltmak tesadüfi hatayı arttırır. Güvenilirliği dolayısıyla geçerliği düşürür. Kopya çekmek güvenilirliği ve geçerli düşürecektir. Geldik son iki maddemize. Sevgili arkadaşlarım. Yedinci maddemiz. Yine hepinizin uzmanlaştığı bir beceri var. Şans başarısı. Bakın şans başarısı atarak doğru cevaba ulaşma ihtimalidir. Şans başarısı sallama becerisidir. Şans başarısının sevgili arkadaşlarım yüksek olduğu bir sınavda çocuklar atarak doğru cevaba ulaşabiliyorsa tesadüfi hata artar denir. Tesadüfi hatanın arttığı yerde güvenilik düşmeye başlar. Şunu aklından çıkarma. Güvenirliğin düştüğü bir yerde kesinlikle kimde düşer? Geçerlikte düşer. Yani şans başarısı öncelikle güvenirliği düşürür. Güvenirliği düşünün her şeyi de kimi düşürürdü? Geçerliği düşürürdü. Ama biz burada biraz bu şans başarısını ayrıntılandıracağız. Dikkatin burada. Bak sakın Unutmayasın sevgili arkadaşlar bizim şans başarısı dediğimiz faktör sadece ama sadece notuna ekle bu çok önemli bir bilgi seçenekli sınavlarda vardır. Mesela nedir seçenekli sınav? Bir çoktan seçmeli testte şans başarısı vardır. Bir doğru yanlış testinde şans başarısı %50'dir. Bir eşleştirme testinde de şans başarısı vardır. Yani seçenekli sınavlarda şans başarısı vardır. O yüzden bir öğretmen bilmelidir ki seçenekli bir sınavda öğretmenlerin görevi şans başarısını sevgili arkadaşlar önlemektir. Bir öğretmen şans başarısını önlemek istiyorsa yani çocukların atarak doğru cevaba ulaşmasını önlemek istiyorsa öğretmenin başvurabileceği 3 tane yol vardır. Sakın unutma. 1. Şans başarısını önlemek isteyen bir öğretmen öncelikle arkadaşın düzeltme formülü kullanır. Şimdi düzeltme formülü aslında senin bilip farkında olmadığın bir şey. Şu kadar yanlışın, şu kadar Doğrunu götürür der. Şu kadar yanlışın, şu kadar doğrunu götürür der. Bunun adı düzeltme formülüdür. Notuna ekle. Bir sınavda düzeltme formülü rastgele belirlenmez. Lütfen bunun yanına yıldız koy. Seçenek sayısının bir eksiğine göre belirlenir. Yani bir öğretmen çocuklara şu kadar yanlışın, şu kadar doğrunu götürüyorsa bunu belirlerken seçenek sayısının bir eksiğine göre gider. Mesela size de deniyor ya size. 5 seçenekli sınav uygulanıyor. Seçenek sayısının bir eksine göre deniliyor ki 4 yanlışınız bir doğrunuzu götürür. Buna göre hesaplanıyor. Ya da ilk öğretimde 4 seçenekli sınavlar uygulanılıyor. 4 seçenekli sınavlarda da çocuklara deniliyor ki 3 yanlışınız bir doğrunuza götürür. Bunun adı düzeltme formülüdür. Amaç şans başarısını önlemektir. Arkadaşlarım, arkadaşlarım şans başarısını önlemenin diğer bir yolu denir ki seçenek sayısı arttırılır. Seçenek sayısını arttırmak şans başarısı içindir sakın unutma. Çünkü bir çocuğun dört seçenekli bir sınavda atma ihtimali yüzde yirmi beştir yani dörtte birdir. Ama seçenek sayısını 5'e çıkartırsanız çocuğun atma ihtimali %20'ye düşer. Yani 5'te 1'e düşer. Seçenek sayısını arttırmanın tek amacı budur. Sakın bunu götürüp duyarlılıkla karıştırma. Orada da söylemiştim. Bunu da aklından çıkarma. Son olarak da şans başarısını önlemek istiyorsan çocuğun sana küfredeceği bir metot vardır. O da açıklama istenir. Yanlışsa doğrusunu yaz denir. Doğruysa nedenini söyle dersin. Bak unutma. Şans başarısı atarak doğru cevaba ulaşma ihtimalidir sadece seçenekli sınavlarda vardır. Aklından çıkarma. Şans başarısının yüksek olması iyi bir şey değildir. Güvenirliği ve geçerliği düşürür. Bir öğretmen de şans başarısını önlemek zorundadır. Yolları bellidir. Düzeltme formülü kullanır. Şu kadar yanlışın şu kadar doğrunu götürür der. Seçenek sayısını arttırır. Çocuğun atma olasılığını azaltır. Ya da açıklama ister. Yanlışsa doğrusunu yaz. Doğruysa nedenini yaz. Ya da doğrunun ya da yanlışın altını çiz der. Bunlar da şans başarısının başarısını önlemek içindir. Sevgili arkadaşlarım şans başarısını önlemeden bahsettik. 8. ve son yol. Bak unutmayın bir öğretmen her zaman açık, net, anlaşılır bir dil kullanmak zorundadır. Aklından çıkarma açık, net, anlaşılır dil kullanmazsan her okuyan farklı bir anlam çıkartır. Türkiye'deki çoğu yayın böyledir. Yani yoruma açık ifadeler ile her okuyanın farklı anlam çıkaracağı ifadeler ile soru yazılmaz. Soru açık yazılır, net yazılır anlaşılır yazılır. Her okuyan aynı anlamı çıkarmalıdır. Sınavlarda sınavlarda yönergeler bulunmalıdır. Yönerge size de sınavda veriliyor ya şunlara şunlara dikkat edin diğer sayfaya geçin işaretlemeyi söyle yapın diye önemlidir. Çünkü yönerge bulunması çocuğun hata yapmasını önletir güvenirliği arttırır. Bir de denir ki arkadaşlar sorular kolaydan zora sıralanmalıdır. Çünkü çocuğu zor bir soruyla başlatmak kaygıyı arttırır. O yüzden bil ki bir öğretmen bunlara başvuruyorsa bunlardan birini bile yapıyorsa o öğretmen güvenirliği arttırmaya çalışıyordur. Yani şunu unutmayın. Güvenirliği olumlu ya da olumsuz etkileyen 8 tane faktör vardır. Soru sayısını arttırmak güvenirliği arttırır. Sapmanın yüksek çıkması iyi bir şeydir. Güvenirliği yüksek kılar. Ayırıcılık yüksekse önce geçerlik sonra güvenilik yüksek denir ama sorular zor ya da kolaysa süre uzun ya da kısaysa kopya çekilmesi engellenmiyorsa öncelikle güvenilik düşer dolayısıyla geçerlik düşer. Şans başarısının var olması iyi bir şey değildir. Bu seçenekli sınavlarda vardır. Öğretmenler bunları önlemek için yollara başvurmalıdır. Son olarak da bunlara başvurmak Güvenirliği arkadaşım arttırır. Böylelikle arkadaşlar bizler bugün güvenirliğin temel kavramlarıyla başladık. Güvenirliği olumlu ya da olumsuz etkileyen etmenlerle bitirdik. Yarın güvenirliği belirleme yollarıyla geçerlik türlerini anlatacağım sevgili arkadaşlar. Yarın güvenirlik geçerlik biter. Diğer gün soru çözümü yapacağım. Bilginiz olsun. Önce güvenirli geçerli ayrıntılı bir anlatayım. Sonra soru üzerinden anlatacağım. Mantık nasıl olmalı? Nelere dikkat etmelisiniz? Bugün dersi burada bir iki bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen lütfen. Bugün dediklerimi arkadaşlar unutmayın. Ve ve süreçte lütfen savrulmadan hareket edin. Kulağınızı sosyal medyaya lütfen kapatın. Çünkü herkes bir şey diyecek size arkadaşlarım öyle belirtmiş olayım. Şimdi yayını bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.